thank you Herkese merhabalar. Edebiyat yolculuğumuza Tanzimat Dönemi Edebiyatı ile devam ediyoruz. 2022 AYT'de hedefimiz hiçbir soruyu kaçırmamak. İşimiz zor biliyoruz. Gerçekten geçen sene kazık Aziz sordular. Zor sorular. ama bu bizim için çok iyi. Niye? Çünkü çalışanın başarabileceği bir sınav oldu. Yani hepsini kolay sorsalar herkes yapar. Ama bizler sözelciler olarak, eşitarlıkçılar olarak acımak istemiyoruz. Sayısaldaki eksiklerimizi, matematikteki eksiklerimizi edebiyata çok iyi çalışarak yapacağız inşallah. Geçen seneki sorulara baktığımızda gerçekten divan edebiyatında kimsenin gözünün yaşına bakmamışlar ama yapılabilecek sorular gerçekten edebiyatikte. Posterimizde bu soruların hepsinin cevabı vardı. Buna benzer soruların hepsini sormuştuk. Aynı zamanda Tanzimat döneminde de yine çok da zorlayıcı olmayan ama kaliteli sorular sormuşlar. Esasla bazı sorular var ki böyle yoruma dayalı. Yani baktığın zaman diyorsun ki ya bu yapılırmış aslında diyorsun ama bazen de bilgiye dayalı çok kaliteli sorular gelebiliyor. Konulara hakim olmamız lazım, konuyu yiyinmemiz lazım. Amacımız 2022 AYT'de hiçbir edebiyat sorusunu kaçırmamak olduğu için hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi bizim meşhur bir resmimiz var. Bu ta eskiden beri hazırladığımız bir resim tanzimatı bir binaya benzetirsek bir birinci dönem var yani temelli oluşturanlar ki tanzimat demek bu demek. Bir de ikinci dönem var. Her sanatçının kendine ait bir özelliği var. Bu özellikleri kim belirledi hocam? ÖSYM belirledi. ÖSYM sorularında bu özellikleri gördüğünüz zaman aha 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 diyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ahmet Vefik Paşa Molière çevirileriyle tanınacak. Ya da Şinasi ilklerin adamı yani Batı Edebiyatı yolunda ilk kez eser veren sanatçı kimdir diye sormuş ÖSYM. 2-3 farklı senede. Ya da dil çalışmalarıyla tanınacak Şemsettin Sami. Halk kelimesini görünce Ahmet Mithat Efendi diyeceğiz. Ziya Paşa böyle ikilemde kalacak. Aslında Felisof Ziya. Yani böyle bir e, çok özel şiir tarzı var. Ama ikilemiyle bileceğiz. Yani bir şiir ve inşaada bir şey yapacak. Harabatta başka bir şey yapacak. Hatta Namık Kemal buna sinirlenecek. Tahri bir harabat yapacak. Vatan şairi Namık Kemal çok önemli. ÖSYM bayılıyor Namık Kemal'e. Aynı zamanda ikinci dönem baktığımızda karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşulan Kara Büyük romanıyla, köy romanıyla bilinen Nabizade Nazım var. Muallim Naci eski kafa taraftarı ama bir de Recaizade Ahmet Ekrem var ki o üstad. Bununla tartışmaya girecekler ama Muallim Naci patlayacak, kaybedecek. Recaizade kazanacak. Recaizade yenilik taraftarı olacak. Hatta sonradan gelecek olan sertifinuncuların da kurucusu olacak. Zaten kendisi de bir hoca. Aynı zamanda Sami Paşazade Sezai var. İsmi gibi garip bir e, kitabı da var. Sergüzeş diye. İçinde Z, Ş, T'nin geçtiği. Bu da önemli bir romancı. Önemli bir kişi. Bu kişiyi de öğreneceğiz. Şair-i Azam Abdülhakami Tarhan şiirde yeniliğin asıl öncüsü olacak. Bir de böyle dışarıda takılanlar var. Bunlar da esasında Tanzimat 1. dönemci. Ama bunları biz dışarı alıyoruz. Niye? Çünkü bunlar esas Tanzimat 1 ve 2 diye üniversite sınavlarında soru olarak gelen kişiler. Burada A.G. Efendi, Şinansi ile beraber tercüman ahval, ilk özel gazeteyi çıkarıyor. Mizancı Mehmet Murat, Turfan'da mı yoksa Turfa mı, Adana mı yoksa Urfa mı diyor. Direktör Ali Bey, ilk günlüğü yazacak. Yusuf Kamil Paşa, Fenolan'dan Telemak adlı eseri çevirecek, ilk çeviri romanı yapacak. Teodor Kasap, Diyojen adlı ilk mizah dergisini çıkaracak. Beşir Fuat, ilk naturalist olacak. Ali Haydar, ilk trajediyi. Fatma Aliye de ilk kadın romancıyı oluşturacak. Gelin isterseniz bunların detayına fazlasıyla girelim ama amacımız her zaman gibi 2022 AYT'yi fullemek. Başlıyoruz. Şimdi edebiyatımızın dönemlerini zaten Fuat Köprülü bu şekilde ayırdı. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi şu an buradayız arkadaşlar. Konum paylaşıyorum şu an Tanzimat edebiyatında başlıyoruz. Öncelikle Tanzimat edebiyatını hazırlayan süreci iyi bilmemiz lazım. Tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'nin anayasallaşma sürecinin başlangıcı diye eski bir AYT sosyal bilimler sorusu olarak gelmiş. Tanzimat fermanı önemli yani padişahın da uymak zorunda olduğu kanunlar var. Aynı zamanda burada bir özel gazete çıkıyor ilk özel gazete. işte Tanzimat Edebiyatı burada başlayacak. Tanzimat Edebiyatı burada başlıyor ama sonrasında bir e, meşhuriyet'i... meşrutiyeti 93 harbinden dolayı Abdülhamit fesh yani kapatacak. O dönemde sanatçılar böyle etliye sütliye karışmayıp bireyci bir sanat anlayışını öğrenecekler. O da ikinci dönem oluşturuyor. Ama tanzimat demek esasında birinci dönem demek. Yani toplum için, vatan için, esaret, hürriyet kavramlarının kullanıldığı edebiyatı biz tanzimat edebiyatı diyoruz. Sonrasında ikinci dönem böyle bir geçiş gibi olacak ama orada da yine sanatçılar çok değerli eserler verecek. Bir de Servet Fünun var. Bu hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı nedeniyle içine kapanık bireyci bir anlayışta olan düş ve gerçek çatışmasının yaşandığı sert fünuncular var. Onu sonra göreceğiz. Diğer videomuzda göreceğiz. Sert fün edebiyatına geleceğiz. Sonrasında ikinci meşrutiyetle beraber rahatlayacaklar. Hoba, oh edecekler. Biraz özgürlük geldi. Hemen bildiri yayınlayacaklar. Fecrati bildirisini ilk kez beyanname yayınlayıp Batı edebiyatı yolunda ilerleyeceğiz diye gaza gelmişken Balkan savaşları gelecek ve ardından da biz de diyeceğiz ki o zaman Türkçülük, milliyetçilik diyeceğiz ve milli edebiyat da olacak. Zaten ardından da Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nı oluşturacak. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'ndayız. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerini gelin esasında bu bizler eşitarlıkçılar ve süzelciler olarak burayı da bilmemiz lazım arkadaşlar. Birazcık tarihsel bir giriş yapalım. Sonrasında zaten edebiyatla tarihin işçi olduğunu biliyorsunuz. Karlofça ile ilk kez toprak kaybediliyor ve Batı'nın üstünü kabul edilmeye başlanıyor. Ve devlet adamları bir çözüm arıyor. Ordu yenilenmesi gerekiyor tabii ki. Yenilik hareketleri oradan başlanacak. İşte böyle nizamı cedid ordusu biliyorsunuz 3. senin döneminde çok ciddi yenilikler olacak. Devletin eski gücüne kavuşturması amaçlanacak. Burada şunu bilmemiz lazım. Ordu için böyle özel okullar açılacak. Bu mesela üniversite sınav sorusu olarak gelmişti. Nizamı cedid ordusu kuruluyor. Hatta bunun için İraz Cidit hazinesi oluşturulacak. Yeniçeri ocağı kaldırılacak. Vakayı hayriye sallayacağız Yeniçerileri. Niye? Yeniçeriler ocak devlet içindir anlayışı için kurulmuştu. Sonra devlet ocak içindir anlayışına dönünce diyeceğiz ki bunlar sapıttı. Bunları gönderelim. Sonra askerlerin üniforma giymesi kararlaştırılacak. Fes giyme zorunluluğu gelecek. Nüfus sayımları, posta teşkilatları, bakanlıklar bunların hepsi 2. Mahmut döneminde esasında devletin merkezi otoritesini artırmak için yapılan şeyler. Bakın merkezi otoritedir posta teşkilatı. Merkezi otoritedir bakanlıklar. Niye? senden çok var yapacak yani nazırlıklar kuracak. Bir adamın yetkisini çok kişiye bölüştürüp bakanlıklar oluşturacak. Dış ülkelere elçilikler gönderilecek ve yurt dışına da öğrenciler gönderilecek. İşte dananın kuyruğunun koptu yer burası. Bu yurt dışına giden öğrenciler batının yeniliklerini, batının modernleşmesini, batının Fransızcasını bir şekilde bize getirecekler. Edebiyatta da, siyasette de. Şimdi Tanzimat Fermanı hürriyet, adalet, eşitlik kavramlarının öne çıktığı bir ferman. Niye? 1789 Fransa İtirali'nin Osmanlı Devleti'ne iki tane etkisi var. Bir olumlu etkisi, bir olumsuz etkisi. Olumsuz etkisini zaten biliyoruz. Milliyetçilik isyanları. Osmanlı Devleti'nin içinde Araplar, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, işte ne bileyim e, Rumlar yani Yunanlılar. Farklı farklı milletler var. Tabii ki biz de varız. Türkler de var. Şimdi... Fransız itilenden sonra ilk olarak Sırplar bir Sırbız diye i̇lk olarak Rumlar devletini kuracak. Herkes ben şuyum ben buyum diye isyan edince Fransız İhtilali, milliyetçilik isyanları Osmanlı Devleti'ni bölecek. Bu da çıkmış üniversitenin Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Biz de diyeceğiz ki o zaman biz de Türkiye'yi kuruyoruz kardeşim diyeceğiz ya. Siz Bulgarsanız, siz Yunansanız biz de Türk'üz diyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağız. Şimdi milliyetçilik akımları çıkıyor çok dinli ve dinli ırklı olan Osmanlı soruna çare arıyor. Ve tanzimat fermanı ilan ediyor. Yani kardeş hepimiz Osmanlıyız oturun beraber kalalım diyecek. Ve düzenlemeler yani tanzimatlar yapılacak. Ve Osmanlı yüzünü batıya çevirecek. Kanun ve insan hakları vurgulanacak. Ve herkesin mülkiyet edinme hakkı, can, mal ve namus güvenliği, gelirine göre vergi, rüşvete kayırmacılığın yasaklanması gibi konulara değinilecek. Ve ardından da ıslahat fermanı gelecek. Islahat fermanı Müslümanları küstürecek. Çünkü daha çok gayrimüslimlere haklar veriyor. Bu fermana padişah da uymak zorunda. Yani tanzimat fermanına, gülhane Hattı Hümayun'a padişahın da uymak zorunda olduğu bir kanun. Yani bir anayasallaşma süreci. Bakın. Bazılarınız hukuk fakültesini kazanacak. Hukuk fakültesine gittiğinizde Osmanlı Devleti'ndeki ilk anayasal e, sözleşmenin senedi ittifak olduğu söylenecek. Gerçekten de doğru bu. Senedi ittifak padişahla ayanlar arasındaki ilk sözleşme ve esasında padişahın otoritesini zayıflatan bir şey. Ama tanzimat fermanı çok çok önemli. Yani padişahın da uymak zorunda olduğu kanunlar. Sonra ıslahat fermanı sonra ilk anayasamız gelecek 1876'ta. Meşrutiyet gelecek kanun esasıyla birlikte. Şimdi Tanzimat edebiyatının oluşumuna bakalım. Hocam tarihe girdiniz, sekiz dakika tarih anlattınız demeyin. Çok önemli çünkü. Tanzimat edebiyatının böyle daha iyi anlarsınız. Şimdi tanzimat batıllaşmaya resmi politika yapıyor. Ve diyor ki zihniyet akıl ve bireyin dünya ile ilişkisiyle olur diyorlar. Modernleşmek için batıya öğrenciler gönderildi. Öğrenciler pozitivizmi öğrendi. Ve edebiyata dönüştürüyorlar. Şimdi elçilikler açılıyor mesela. Elçiliklerde 28 Çelebi Mehmet gidecek sefaretname yazmış hatırlarsanız divan edebiyatından. Ya da işte İbrahim Müteferrika ilk Van Kullugat'ını basmıştı. Ya da Ahmet Vefik Paşa Namık Kemaller tercüme odalarında tercümeler yapıyorlar. Ya da tiyatrolar var mesela Gedik Gedikpaşa Tiyatrosu, Osmanlı Tiyatrosu açılacak. Hatta sonradan Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa Bursa valisiyken ee, böyle tiyatrolar yapıp Osmanlı yaşamına adapte edecek. Buraları da bileceğiz. Ve Encümeni Daniş var. Yani burada Cevdet Paşa ile Fuat Paşa tarafından yazılan Kavai'de Osmanlı'ya denilen eğitim ve bilim alanında çalışmalar yapılacak. O zaman burada bilmemiz gereken şey tanzimat edebiyatı yavaş yavaş oluşuyor ve çevirilerle başlayacağız. Bak ilk başta çeviriler geliyor. İlk çevirilere baktığımızda ilk şiir çevirisi Şinasi'nin tercüme-i manzume. Aynı zamanda Voltaire, Fenelon ve Font Fontenel'den yazılar oluşacak Münih Paşa tarafından. Fenelon Fenelon'dan telemak çevirisi var. Bakın çıkabileceklerin yanına yıldız koyuyorum. Bu tercüme-i malzeme çıktı. Fenelon telemak çevirisi çıktı. Aynı zamanda Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği soruldu. Aynı zamanda burada işte Ziya Paşa'nın çevirileri var. Teodor Kasab'ın çevirileri var. Recai Zerdem Tekremin Ekrem'in çevirileri var. Ahmet Mithat'ın, Şemsettin Sami'nin çevirileri var. Çevirileri var ama esas bu ikisi önemli arkadaşlar. Gazete ve dergilere baktığımızda ilk resmi gazete takvim Vekayi Bu çıktı üniversitesinde. Geride yedi Havadis ilk yarı resmi gazete. Bu da soruldu. Tercüman Ahval yine İlk özel gazete ve aynı zamanda Tanzimat Edebiyatı'nın da başlangıcı kabul ediliyor. Bunun mukaddimesi yani takdimi ilk makale oluyor. İçinde böyle ilk defa tefrika halinde, arkası yarın halinde e, şair evlenmesi tiyatrosu yayınlanıyor. Bu da ilk e, yazılı tiyatro olacak. İlk sahnelenen Namık Kemal'in Vatan Yavuz seri Sire serisi olacak. Ama gazeteler, dergiler edebiyatımıza girdi. Tasvir Efkar diye Şinasi tarafından çıkarılan bir gazete var. Bu da eğitim haberlerine önem veren bir gazete. Şimdi burada e, Mecmuay Fünun diye ilk bilim dergisi çıkacak. Aynayı Vatan diye ilk resmi gazete çıkacak. Bunlar çıkmamış üniversite sınavlarında. Ama mesela diyelim ki A Ahmet Mithat Efendi'nin, Namık Kemal'in gazetecilik yolunda e, önemli eserler çıkardığını size sorabilirler. Mesela Dağarcık ilk edebi dergi. Bunun sorulma ihtimali zayıf. Ya da tiyatro, ilk tiyatro dergisi. Bunun da sorulma ihtimali zayıf. Veya veyahut da işte Hürriyet gazetesinin Ziya Paşa ve Namık Kemal'in birlikte çıkardığında... da sorulma ihtimali zayıf. Ama şunlar bakın şu sayfa önemli. Takvim vekaya yıldız koyuyorum. Yani takdimimiz bu. Yıldız koyduğumuza dikkat edin arkadaşlar. Bunlar sorulabiliyor. Takvim vakayı, geride hadis, tercüman ahval, tasvir efkar. Bu dört gazete çok çok önemli. Bunları ÖSYM sorabiliyor. Buralara dikkat edin. Diyojen ilk mizah tergiste sorulabilir. O yüzden buraya da bir yıldız atıyorum. Zaten videomuzun başında da bunu söyledik. Şimdi geldik Encümeni Şuara'ya. Bu ne hocam? Encümeni Şuara bir e, şairler topluluğu. Yani bir grup. Bunlar e, özel bir topluluk. Bunlar... Ee, bu topluluk divan şiiri ile tazman şiiri arasında geçiş döneminin topluluğu. Bunlar ne yapacaklar? İşte doğu ile batıdan bir senteze ulaşmak isteyecekler. Ee, hece ölçüsüne sıcak bakmayacaklar. Vatan millet gibi milli duyguları şiire sokacaklar. Ve bazı şeylere başlık koyacaklar. Burada kimler var Encümen'in şu ara temsilciler arasında? Bizi ilgilendiren Namık Kemal ve Ziya Paşa var. Diğerleri biraz ünsüz insanlar. Bunların sorulma ihtimali zayıf. Ama encümeni şuara ara önemli. Hatta Namık Kemal'in öncümeni şu ara topluluğuna ait olduğu da sorulmuş üniversite sınavında. Bunu bilmeniz isterler. Yani Namık Kemal'in Osmanlıcılığı takip ettiği, Namık Kemal'in vatan şairi olduğu, Namık Kemal'in aynı zamanda Encümen'in şu ara topluluğuna ait olduğu sorulmuş. Şimdi başlıyoruz Tanzimat Edebiyatı'na. Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından birincisi tabii ki Şinasi. Niye? Batı Edebiyatı yolunda ilk eserleri verecek. İlk olarak Agah Efendi ve Şinasi'nin tercüman haval gazetesiyle başlıyor. İlk özel ile başlıyor. Ve amaç eski edebiyatı yıkmak. Yani divan edebiyatının kokoşluğundan, totoroşluğundan bıkmışlar. Yeter demişler ya. Biraz vatan diyelim, biraz işte hürriyet diyelim diyecekler. Ve Batı Edebiyatı yolunda eser vermeye çalışacaklar. Burada akılcı, sağduyulu lider Şinasi var. Niye akılcı sağduyulu? Yani klasisizm, geçen dersimizi öğrenmiştik. Akıl ve sağduyu klasisizmdi. Klasim akımında ve batı tarzı ilk eserleri veriyor. Coşkulu bir romantik olan Namık Kemal, Şinasi izliyor. Ardından Ziya Paşa böyle bir ikilem yaşıyor. Hani burada az önce e, dersimizin başına gösterdiğimiz resmi özetliyoruz esasında. E, evet. Şinasi kapıyı açtı ilklerle. Sonrasında ne oldu? Namık Kemal Şinasi'yi izledi. İlk başta biraz kafız karıştı Namık Kemal ama Şinasi'den sonra esas yolunu buldu. Ziya Paşa ikilem yaşadı. Yazı makinesi Ahmet Mithat tam bir makine. Tık 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 tık, tık. Popüler eserler verdi. 200 yakın eser verdi. Ahmet Vefik Paşa Türk kültürüne tiyatro çevrelerine odaklanıyor. Bakın şurada okuduğumuz cümlelerden bir tanesi tak diye üniversite bir soru yapmanızı sağlayabilir. Birazdan zaten bu sanatçılarımıza detaylı bir şekilde gireceğiz. Ama şimdi yavaş yavaş ısındırıyorum sizi. Şemsettin Sami, Ali Sami babası bu arada hani bilirsiniz Galatasaraylılar biriler dil ve sözü üzerine yoğunlaşıyor. Aynı zamanda burada sanatçılar Fransız edebiyatını örnek alıyor. Peki hocam bunları nasıl kodlayacağız? Yani birinci dönem, ikinci dönem diyorsunuz, bir sürü şey anlatıyorsunuz ama bizim hepsi kafamızdan uçup video derseniz hemen söylüyorum bak şimdi. Birinci dönemdekiler az şanslı bak. Az şanslı. İkinci dönemdekiler ise devletin baskısından dolayı böyle fazla Etliye sütlüye karışamıyorlar. O yüzden bunlar da kedi gibi. Sarman. Hani kediler var ya sarman. Hocam ne diyorsunuz ya sarman az şans? Şu. Bak şimdi. A. Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar. Z. Ziya Paşa. Ş. Şemsettin Samim. A. Ahmet Vefik Paşa. N. Namık Kemal. Ş, S diye biri yok hocam. Bunu da Ş diyeceksiniz. Bu da Şinasi. Peki hocam anlamadık. Niye az şans? Çünkü Fransız etkisindeler. Le Manche de Boku. Az şans diyeceksiniz. Bunlar böyle soruyorlar. Hangisi birinci dönemde, hangisi ikinci dönemde diye sorabiliyorlar. Dikkatli olun. Az şans. Peki bunlar kim? Bunlar sarman. Kedi gibi. Bunlar korkuyorlar. Niye? Etliye sütliye giremezler. Vatan dediği an kapatırlar. Hürriyet hemen alalım al 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 bunu al diyecekler kapatırlar. Sa Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai Sergüz Eşli yazan adam. Recaizade Mahmut Ekrem. Üstad Ekrem. Tam bir artist yani. M Muallim Naci eskici muallim. Ve A Abdülhakamit Tarhan bu da birazcık artist. Niye artist? Ya eşi ölmüş. Yani başka birine şiir yazıyor. Eşinin ölümüne şiir yazıyor ama sonra gidip başka kızlara da şiir yazıyor. Evleniyor falan böyle. Garip bir adam. Neyse konuşmak istemiyorum. E, neyse Nabizade Nazım köy romanı yazan bir kişi. Bunu zaten magazin kısmı hepimizin ilgisini çekiyor. Bunları zaten anlatacağız ama ÖSM magazini sormuyor maalesef. ÖSM hiçbir zaman sınavda işte e, Tarkan'ı hadiseyi sormuyor. Buradaki edebiyatçıları soruyor ama biz de bu işin magazinsel kısmını sevdiğiniz bildiğimiz için ara ara işin içine espri katmaya çalışıyoruz. Şimdi tanzimat edebiyatı bitti. Buraları geçtik. Tamam ilk sayfasını gördük. Güzel tercüman var Arapça harfler. Tanzimat edebiyatının genel özelliklerine bakıyoruz. Bir ve ikinci dönemi yan yana koyduk. Şimdi birinci dönemde Toplum için sanat var, siyasetle iç içeler, yeni temalar var eski biçimlerle. Mesela hürriyet kasidesi. Ne? Kaside mi? Eski hocam bu ama hürriyet kasidesi. Yani içeriği yeni. Vatan, millet, hürriyet kavramları var. Göz için kafi anlayışı var. Klasisizm, akıl, romantizm, duygu var. Dilde sadece amaçlanıyor ama olmayacak, başarılamayacak. Tiyatroya önem veriliyor. Hikayelerde meddah tarzı var. Romanlar teknik açıdan kusurlu. Hani demiştik ya bunlara az şanş. Bunlar az şanslı yani teknik yönden kusurlu romanlar yazıyorlar. Ve ilk olmanın kusurları var. Fransa edebiyatı örnek alınıyor. İkinci döneme baktığımızda ise durum farklı. İkinci dönemde durum farklı. Sanat için sanat anlayışı var. Sanatçılar siyasete mesafeli. Şiirde yeni biçimler denenecek. Şair-i Azam, Abdülhakami Tarhan şaşırtıcı bir öncü olacak. Aşk, kadın, doğa, aile temaları var. Vatan, millet, hürriyet. Yok onlar. Biz etliye karışmayız. Kulak için kafi anlayışı var. O ne demek hocam? Kulak için kafiye anlayışı şu. Zaten anlatmışızdır ama ilk defa izleyenler için söylüyorum. Türkçe'de arkadaşlar artık 1928 harf teriminden sonra kulak için kafiye, göz için kafiye diye bir şey konuşmaya gerek bile yok. Ama eskiden şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şu e, S ya Türkçe'de. Arapça'da bir böyle sin var, bir böyle sad var, bir böyle 'f' var. Üç farklı S se var. Sen eğer bir kelimenin bununla bitiyorsa... Bir kelime bununla bitiyorsa ikisi de s sesi olmasına rağmen kelimenin yapısını değiştirebiliyorsun. Yani bu yapısal bir şey ya. Arapça harflerle alakalı. Recaizade devam Ekrem diyecek ki bu ne ya? yüz biz, biz böyle ne yapıyoruz ya? Divan-ı böyle yapıyorlar diye kelime değiştiriyorlar biz değiştirmeyeceğiz diyecek. Ve kulak için kafiye anlayışını savunacak. Recaizade ve Muallim Naci arasında zemzeme demdeme tartışmasını Recaizade zemzeme ile kazanacak. Ve kulak için kafiye kazanıp sonradan bütün sanatçılar kulak için kafiye ile devam edecekler. Romantizm var yine ama realizm ve naturalizmi görüyoruz. Dilde sadeleşme terk edildi. Zaten halka bir şey yapamıyorsun ki. Tiyatro geri planda kaldı çünkü kapatılıyor. Batı tekniğine uygun başarılı hikayeler var. Zaten ne zaman halktan uzaklaşıp böyle sanat için sanat yaptığın zaman edebi kalite artıyor. Halka yaklaşayım dediğin zaman bu sefer edebi kalite düşüyor. Yani mesela ben şimdi dersi çok eğlenceli yapayım. Öğrenciler anlasın diye bir sürü bel altı espri yapsam çok süper. Of çok güzel hocam çok güzel anladık dersiniz. Ama bu sefer Hocam siz öğretmensiniz bu edebi kaliteniz düştü dersiniz. Yani ama böyle çok ciddi anlatsam merhaba arkadaşlar diye anlatsam bu sefer bu sefer de halktan öğrencilerden uzaklaşmış olacağız. Onun gibi düşünün yani altı değil mi? Sanatçılar halk için edebiyat yapınca teknik yönden kusurlu dilde sıkıntılar var. Sanat için yapınca e, kaliteli ama halk bu ne ya diyor. Bunun saçma sapan bir şey diyor yani. Romanlardaki teknik kusurlar azalacak. Batı tekniğine daha uygun ve Fransız edebiyatı örnek alınmaya devam ediyor. Tanzimat şiirinde de yine aynı durum var. Tanzimat birinci dönem şiirinde toplum için sanat yine devam edecek. Parça güzelliği yerine bütün güzelliği esas alınacak. Yani bütünü güzel olacak. Divan şiirinden farklı. Ve aynı zamanda aruz ölçüsü yine var. Dilde sadeleşme amaçlanıyor, başarılamıyor. Yine vatan, hukuk, özgürlük, medeniyet gibi temalar yine var. Yine göz için kafiye. Yine mahlas geleneği terk edecek. Hani vardı ya Divan Edebiyatı'nda nef'i, baki, fuzuli bunlar bitti artık. Klasik ve romantik makamları devam ediyor. Şinasi şair, Namık Kemal şair, Ziya Paşa şair. Ama ee, Ahmet Mithat Efendi o şair değil. Ahmet Vefik Paşa o da şair değil. E başka hocam ee, Şemsettin Sami o da şair değil. Bunlara hep geçiyoruz. Şairler bunlar. İkinci bir şeyine baktığımızda aynı şey. Yine kokoroşluk. Sanat için sanat. Şiirin konusu genişliyor. Aruz ve hece var. Dilde sadeleşme yok. Aşk, kadın, aile, tabiat. Kulak için kafiyeyi zaten söyledik. Ve aynı zamanda divan şiiri geleneği bütün üyeleri reddediliyor. Ama burada hala var yani. Böyle kaside falan yazılıyor. Ve yine Fransız romantiklerini görüyoruz. Recaizade, Nami Seher, Abdülhakamit Tarhan, Şair-i Azam, Muallim Naci, Köylü Kızların Şarkısı. bunlar hep soruyorlar ÖSYM'de. Şimdi bakalım Hürriyet Kasidesi'ne ve Tecessusi'ye. Bu nedir hocam? Bu tanzimat birinciden bir şiiri. Hükümet, halk, millet, vatan, devlet, hürriyet. Aa, işte bu tanzimat birinci dönem bir Toplum için sanat. Bunu görüyoruz. Burası şu güzel kıl akıl nazar, her bela anda muntazar. Gün batarken garip garip, kimseler yokken şu sahrada. Ne diyorsun baba ya? Ne anlatıyorsun? Ben Tanzimat ikinci dönem şairiyim. Toplumdan uzağım. Bireysel konulara yöneliyorum. Benim amacım böyle sanat, aşk, kadın, doğa. Bu ise vatan, hürriyet, milliyet. Ve gördüğünüz gibi Farklı bir biçim var burada. Bu ise bildiğin kaside yani. A, B, A, C, A, D, A falan. Arzu ölçüsü bildiğimiz kaside. Şimdi Şinasi edebiyatımızdaki ilk şiir çevirileri tercüme-i manzume ile ortaya çıkıyor. müntabat ı Eşar adlı kitapta şiirlerini toplayacak. Yine hak, adalet, kanun, medeniyet, millet, hükümet kavramlarını ilk o kullanacak. Ziya Paşa ikilemde demiştik bunu söylemiştik ama tercih bent ve terkibentleriyle ünlü. Ve böyle hikemi tarzda şiirler yazıyor. Böyle Feylesof yani. Ee, aynı zamanda Namık Kemal Hürriyet Gazetesi'ne yeni bir temayı işliyor ve aynı zamanda çok özel yenilikler denediği şiirlerde de var. Abdülhakami Tarhan şiir asıl öncüsü. Sahra ilk pastoral şiir. Validem ilk kafiyesi şiir. Makber ilk metafizik şiiri yazacak ve felsefi şiirin de ilk örneklerini veriyor aynı zamanda. Şiirdeki batılaşmanın asıl öncüsü. Yani bak bariz bir şekilde şiirin o beyitten kurtulmuş gördüğünüz gibi. Yeni bir tarz yapmış şiir. Recaizade kulak için kafiye anlayışını savunuyor ve Türk şiirine aile yaşamını sokuyor. Konuya göre vezin seçme görüşünü ortaya atacak. Ölçüsüz kafiyesiz şiir yazılabileceğini de söyleyecek. Muallim Naci ise Köylü Kızların Şarkısı adlı ilk köy şiirini yapacak. Bu da önemli arkadaşlar. Şimdi bunları zaten birazdan bu sanatçıların kendisine geldiğimizde daha detaylı göreceğiz. Tanzimat romanına baktığımızda zaten romanın yerine eskiden destanlar, Dede Korkut hikayeleri, mesneviler ve halk hikayeleri tutmuştu. Tanzimat döneminde ilk başta çeviri yoluyla geldi. Bakın bu çıkmış üniversite sınavında hemen yıldızımızı koyuyorum. Yusuf Kamil Paşa Fransız Fenelon'dan Telemak adlı eseri çevirmişti. Ve aynı zamanda başka çevirilerde vardı. Sonrasında ilk yerli romanlar ortaya çıkıyor. Mesela ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşuku Talat ve Fitnat. Yani Talat ve Fitnat'ın aşkı. Ama ilk edebi romanı ...İntibah ile ilk tarihi romanı Cezmi ile Namık Kemal yani vatan şairimiz yazacak. Ahmet Mithat Efendi ise popüler roman anlayışının öncüsü. Mesela Felatun Bey ve Rakım Efendi diye bir tarzı var. Felatun Bey kaka tu kaka, Rakım Efendi çok iyi. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Tam bir romantik roman. Duygularını eserin içine akıtacak, net bir şekilde okuyucuyu yönlendirecek. Ve aynı zamanda Müşahedat adlı romanı da önemli Ahmet Mithat Efendi'nin. Şimdi... Türk romanı iki yoldan gelişiyor. Bir popüler roman Ahmet Müsin Efendi tarzı böyle okuyucu yönlendiren. Bir de Namık Kemal'in edebi roman anlayışı var. Şimdi Tanzimat birinci dönem romanı ve ikinci dönem romanı karşılaştıracak olursak burada şunu bilmemiz lazım. Birinci dönem romanda yine aynı tarz yani. Toplum için sanat var. Kırmızı ile yapıyorduk. Toplum için sanat var. Konunu günlük ve hayattan ve tarihten anlıyor. İşte yanlış kadına aşık olma, miras edilik, cariyelik, doğu batı çatışması, İslam birliği, görücüsüyle ile evlilik gibi konular var. Amaç halkı aydınlatmak. ...kişiler tek yönlü. Yani iyiler iyi, kötüler kötü. Rastlantılara sıkça rastlıyoruz... ...olayın akışında ve... Kişiliklerini gizlemiyorlar. Hello, ben buradayım diyor Ahmet Yüzefendi. İşin içine giriyor yani. Ey Kariye, ey Kariye diyor. Ne yapıyorsun ya? Okuyucuya niye sesleniyorsun? Olayın akışını niye keziyorsun? E, bilgilendirmem lazım. Ben halk için popüler roman yapıyorum diyor. Hatta sonradan sertifiyonun döneminde bağımsız olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasimler de onun ekolünü takip edecekler. Olay akışı kesilerek okura bilgi ve öğüt veriliyor. Bu da tabii ki teknik yönden kusur. Bakın, buraya yazıyorum. Bu teknik kusur diyorum. Teknik kusur diyebiliriz. Tasvirler süs ve dolgu unsur olarak kullanılıyor. Sade bir dil kullanılmaya çalışılıyor ve romantizmden etkileniliyor. Şemsettin Sami, Taşuku Talat Efnat, Nami Kemal İntibah Cezmi, Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ve Rakım Efendi Müşadiyat. Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Zaten bunları zaten birazdan göreceğiz. İkinci döneme baktığınızda sanat için sanat anlayışı var konular günlük hayattan. Gene buradakilerin çoğu var gene alafrangalık özentisi yani yanlış batılaşma anlayışı, miras yedilik, kölelik, mutsuz evlilikler, köylü sorunları, cariyelik bunların hepsi var. Temel amacı halkı aydınlatmak değil. Burada halkı aydınlatma var. Kişiler gerçeğe daha uygun. Realizm var. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem ile başlayacak burada. Olayların akışına rastlantılar azalıyor tabii ki. Kişiliklerini gizliyorlar. Bak kalite artıyor yani yavaş yavaş. Sertfurun da zirveye çıkacak kalite. Bilgi ve öğüt verme yoluna gidiliyor. Hocam kalite kalite diyorsunuz da kalite nedir? Kalite nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle olayın akışını kesilip de ben buradayım diye sizi yönlendirmemesidir. İyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği şey kalite değildir. Niye? Anlarsın ya bu iyi kazanacak sonunda dersin. Ama bir düşünün mesela aşkı memnunuyor. İyiler kazandı mı sonunda? Kötüler kaybetti mi? Hayır. Bihter iyi miydi? Veyahut da Behlül kötü müydü? Veyahut da Adnan Bey kaybetti, mahvoldu, bitti adam ama kötü müydü? Yani tam gerçek, realist yani anlatabildim mi? Ama Felahattin Bey ve Rakım Efendi mesela tam romantik roman. Felahattin Bey rezil, pis herif batıyor. Rakım Efendi kaliteli, başarılı oluyor. E belliydi zaten Rakım başarılı olacak. E öyle, popüler roman. Bilgi ve öğüt verme yoluna gidilmiyor. Mekan, unsur ve tasvirler işlevsel ve aynı zamanda süslü sanatta ağır bir dil var. Realist, gerçekçi ve naturalist. Sokağın diliyle veyahut da işte karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşulduğu kara gibi romanlar gelecek. Burada görüyoruz. Şimdi burada Recaizade Zaten Ekrem'in Araba Sevdası, Sami Paşa Zade Sergüzeşti ve Nabizade Nazım'ın da kara önemli eserler. Şimdi bakın. Felatu Bey ile Rakım Efendi'yi gördüğümüz zaman net diyoruz ki Ha bak okuyucu yönlendiriyor bak. Felahut'u Bey'i tanır mısınız? Ne oluyor ya benimle konuşuyor bu. Hani ya şu Mustafa Meraki Efendi zaten Felahut'u Bey. Galiba tanıyamadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi Tophane'nin Beyoğlu'na civarca bir mahallesi oturur. Mahallesinin semtine haber vermek olamaz. Semtine anladınız ya bu kadarıyla iktifa ediniz. Bak yine konuşuyor olayı müdahale ediyor yani. Kendisi 45'lik bir adamdır fakat babası bir çocuğu genç evlendirirler ise yüzü gözü açılmadan dünya evine girmiş olacağından ırz edebini güzel muhafaza eder. Efkarın olmasıyla Mustafa Meraki Efendi 16 yaşındayken evlendirmiş idi. Allah Allah. Bak yani yönlendiriyor bak yorumunu yapıyor. Araba sevdasına bakalım. Biraz daha realist. Muhteşem bir Ruzbey Kudemay Vüzera'dan müteveffa paşanın mahtumudur. Vilayetten vilayete intikal ile 15 sene kadar alet vali İstanbul'a ayak basamış olan pederiyle sigar sininde memleket memleket dolaştığından dolayı bir Ruzbey'in bir çocuk için derece ulağada vacibü tahsil olan malumatı 16 yaşına kadar ele getirememiş idi. Şimdi bunun tercümesi önemli değil. Burada gerçekçi yönlendirmiyor. Burada ise yönlendiriyor. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi ilklere bakalım. Buradan ÖSYM defalarca sormuş. Artık biraz öğrenciler ezberlediği için fazla sormuyor ama yine sorabilir. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa Fenelon Telemak. İlk yerli roman Taşık-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami. İlk edebi roman İntibah. İlk tarihi roman Cezmi yine Namık Kemal'in. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Anut Ekrem. İlk köy romanı Karabibik. İlk naturalist romanda Zehra. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak çevirisi ilk çeviri arkadaşlar. Ve burada Evet, Telemakos, kişi zaten Telemak, tercümeyi Telemak ve Athena gibi kişiler var. Yunan mitolojisinden alınan bir öyküden hareketle ideal devletin ve devlet adamının özellikleri anlatılıyor. Şemsettin Sami'nin Talat ve Fitnat'ı ilk yerli roman. Talat ile aşkı demek. Talat Bey, Fitnat Hanım var, burada anlayabiliriz. Çoğunlukla İstanbul'daki yer ve görücü sürüyle evlilik anlayışı eleştiriliyor. İntibah yahut Sergüzeşli işte Ali Bey. İntibah uyanış demek. İlk edebi roman arkadaşlar. Ali Bey mahpeyker ve Dilaş parasaki aşk üçgeni. Ali Bey ne kadar... Ne yaptıysa artık böyle Mahpeyker ve Dilaşup arasında onları göreceğiz. Yanlış kadına aşık olma teması işleniyor. Ali Bey babasından kalan mirası yiyip yoksulluğa düşen mirasili bir tip. Ali Bey Mahpeyker ve Dilaşup önemli ve genellikle Çamlıca da geçiyor olaylar. Cezmi ilk tarihi roman İslam Birliği ideolojisi işleniyor. Bunların özeti çıkabiliyor arkadaşlar. Adil Giray ve Perihan aşkı üzerinden Osmanlı İran ilişkileri inceleniyor. Ve Kırım Hanlığı ile Osmanlı arasındaki siyasi ilişkiler anlatılıyor. Burada Cezmi, Adil Giray, Üçüncü Selim zamanı olduğunu bilmemiz lazım. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendisi'ne değinmiştik, bir daha anlatalım. Doğu ve Batı çatışması inceleniyor. Yani Rakım Doğu'yu, Doğu'nun akılını, Felatun Bey ise Batı'nın züppeliğini e, anlatıyor burada. Batılaşma, Alafranga ve miras tipiyle ele alınıyor. Rakım Efendi ideal doğulu, Felatun Bey ise Batı taklitçisi bir Alafranga tipi. Felatun Bey, Türk romanında Alafranga ve miras etiplerin öncülerinden, yani rezil insanların öncüsü. Rakım Efendi ise çalışkanlık ve tutumluluğu temsil ediyor. Zaten yazarın kendisi Rakım Efendi. Rakım Efendi'nin tarafını tutuyor ve halkın anlayabileceği bir dille yanlış batıllaşmayın diyorlar. Yani okuyucu yönlendiriyorlar. Ahmet Mithat Efendi'nin müşahedeyatına baktığımızda naturalist romana örnek olması amacıyla yazılmıştır. Ancak kişilerin tek yönlü çizilmesi, yazarın kişiler arasında taraf tutması açısından tabii ki de romantik oluyor. Niye? Romantik romanda okuyucuya sesleniyordu, yazar duygularını yansıtıyordu. Olayın akışında kendisini gizlemiyordu. Burada e, kişilere baktığımızda Ahmet Mithat, Siranuş, Agavni gibi kişiler var ve Siranuş ile Refet arasındaki aşk hikayesi üzerine kurgulanıyor. Yer yer gerçekçi gözlemlerde var. İstanbul Beyoğlu'na geçiyor. Bu yakın zamanda birkaç kez soruldu arkadaşlar. Sergüzeşt yine sorulabilir. Sergüzeşt Sami Paşalarda Sizay'ın kölelik ve cariyelik kurumunu eleştirdiği bir eser. Dilber adlı bir e, kız var bu cariye. Eee Kafkasya'dan getirilen esir kız Dilber'in Celal Bey'le olan aşk hikayesi anlatılıyor. Celal Bey, Zehra Hanım ve Cevher Ağa var burada. Olaylar İstanbul ve Mısır'da geçiyor. Özgürlük vurgusuyla yani cariyelere özgürlük vurgusuyla bitiyor. Araba Sevdası ilk realist roman. Yanlış batılaşmayı anlatan bir roman yine. Felatun Bey ile Rakım Efendi işlenen konular ele alınıyor. Birruz Bey rezil yani Felatun Bey'e benziyor. Süsle ağır bir dili var. Pirveş Hanım'a tüm malının mülkünü kaptıracak, rezil bir insan olacak. Çamlıcan'ın yanı sıra konak ve benzeri kapalı mekanlarda geçiyor. Karabibik'e baktığımızda Navizade Nazım'ın ölümsüz eserlerinden bir tanesi yine ilk köy romanı olduğunu bilmemiz lazım. Karakterlerin bulundukları çevreye kurgulandığı ilk eser yani karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşulduğu ilk eserdir diye ÖSM tarafından sorulmuş. Kişiler yöresel ağza göre konuşturuluyor. Anadolu köylüsünün yoksulluğu, Antalya Kaş, tefeciler, duygusal davranışlar bunların hepsi bu eserde görebiliyoruz. Kahramanları Karabibik ve Huri, Olaylar Antalya'nın Demre ilçesine Beymelek köyüne geçiyor. Yalın bir dili var ve realist bir eser. Nabizade Nazım'ın Zehra'sı ilk naturalist etkiler görülen roman olduğu ÖSYM tarafından yakın bir zamanda soruldu. Kıskançlık, cariyelik, miras edilik gibi temalar işleniyor. Psikolojik romana özgü unsurlar var. Öne çıkan kişiler arasında Zehra, Supi, Sırrı, Cemal, Ürani, Münir Hanım gibi kişiler var. Supi miras edili bir tip. Olaylar Çamlıca, Boğaziçi, Beykoz, Bakırköy gibi mekanlarda geçer. Yine sorulabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi Yazar, tulumbacıları ve bazı mekanları anlatabilmek için yaptığı gözlemleri ve aldığı notları romanı başarıyla romana başarıyla yansıtıyor. Romana başarıyla yansıtıyor. Bu da onu naturalist yapıyor. Şimdi geldik tanzimat hikayesine. Hikayenin de geçmişi aynı romanla benzer. Yani destan, dede korkut hikayeleri, mesnevi ve hikayesi sonra ilk olarak hikayeler edebiyatımıza girecek. Şimdi Emin Nihat'ın müsamere etnamesi önemli bir gece sohbetleri önemli bir hikaye. Ama edebiyatımızdaki ilk öykü ÖSYM tarafından da sorulmuş. Letayfir rivayet arkadaşlar. İlk yerli hikayeler kabul ediliyor. Yazarın Kıssadan İsa adlı eserde hikaye türünün ilk örneklerinden sayılıyor. Ve aynı zamanda Sami Paşa'da siz aynı yazdığı küçük şeyler bu da çıktı üniversite sınavında. Batı tekniğine uygun ilk hikaye örnekleri. Hatta bunun içindeki pandomimayı bile sordu ÖSYM. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Önce hikayeler çeviriler yoluyla girecek. Sonra ilk yerli hikaye örnekleri gelecek. Şimdi hikayeyi karşılaştırdığımızda ilk dönemde romantizm var. Olaylar günlük hayattan ve tarihten anlıyor. Teknik açıdan meddak gelenin etkileri var. Duygusal acıklı konular var. Genelde toplumsal bir yarar gözetiliyor. Dilde sadeleşme amacı var. Tasvirler süs unsuru. Ama olay akışı kesilerek anlatıma müdahale ediliyor. Bu da tabii ki ne yapacak? Teknik yönden kusur olacak. Bu tarafa baktığımızda ise realist ve naturalizmi görüyoruz. Romantik hikayelerde var ama realist ve naturalist hikayelerde var. Yani mesela küçük şeyler öyle gerçekçi. Yani bu Sami Paşalar'da size aynı yazdığı küçük şeyler önemli bir öykü. Konular günlük hayattan, teknik anlamda batı tarzına daha uygun. Bireysel duyarlılıklar var, sanat kaygısı ön planda. Süslü bir dil var, tasvirler işlevsel, olayın akışı kesilmiyor. Burada Sami Paşalar'da size küçük şeyleri önemli arkadaşlar. Burada da Ahmet Mithat'ın e, ee, rivayet önemli. Şimdi Bak burada Letaif-i Rivayet'ten bir, rivayattan bir e, aldık. Bak niçin böyle tesmih olunduklarını merak ediyor iseniz bu merakımızın pek boş bir merak olacağını min gayri haddin arıza cesaret alırız. Ne yapıyorsun ya? Sen olayın akışını kesip bize bilgi veriyorsun. Sen bizle konuşuyorsun Ahmet Mithat. Ne yapıyorsun abi? Konuşurum abi ben popülerim. Ben halk için yapıyorum diyor Ahmet Mithat. Sen kimsin diyor bana. Ben de haddim bilip susuyorum. Sami Pajizade Sezai ise küçük şeyler. Burada durum farklı. Bu gerçekçi. Gerçekçi öyküler. Bakın az önce ne demiştik? Ee, ...küçük şeyler için... ...batı tekniğine uygun... ...başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul ediyor. O yüzden küçük şeylerin farkını bileceğiz. Pandemi'nin zaten ÖSYM tarafından sorulmuştu. Şimdi, letaife rivayette... ...ilk yerli hikayeler var. Masal ve halk hikayesi türlerine izlerine rastlıyoruz. Meddah tarzı var. Ders verici, mizahi bir içeriğe sahip. Esaret, gençlik, bir gerçek hikaye gibi hikayeler var. Bu tarafa baktığımızda ise... ...teknik açıdan güçlü, batılı örneklere benzeyen ilk hikaye. Realizmin izleri var insanı kendi gerçekliği içerisinde sergiliyor ve bireyin ruhsal durumları anlatılıyor. Burada e, bu büyük adam kimdir? Pandemi adlı hikayeleri var. İşte pandemayı sorduğu için hep bunu defalarca vurguluyoruz. Geldik tanzimat tiyatrosuna. Hızlı gidiyoruz ama çok detaylı gidiyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir şeyi kaçırmamak üzere gidiyoruz. Amacımız full. Türk tiyatrosuna baktığımızda geleneksel Türk tiyatrosunu zaten halk edebiyatı öğrenmiştik. Karagöz, Gölge oyunu, Orta oyunu, Kavuklu Fişekar'ın ee, sahneye çıkmasıydı. Yani Karagöz'e Acıbat'ın ete kemiğe bürünmesiydi. Meddah tek kişilik tiyatro. Köy seyirlik oyunları da köydekilerdi. Trajediyi biliyorduk zaten. Acıklı olaylar. Komedik gülünç olaylar. Dramda her ikisiydi. Zaten tiyatronun işareti her ikisidir hatırlarsanız. Böyle ee, ikisi birden vardı. İşte dram ya. Yani. Dram bildiğimiz tiyatro. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlamaydı. Prova yapılmıyordu. Sahne dekor yoktu. Kalıplaşmıştı. Mizahi ögeler ağır basıyordu. Yani tuluattı arkadaşlar. Tuluat tiyatrosuydu. Ama modern Türk tiyatrosunun yani şair evlenmesiyle başlayacak yazılı bir metin var. Tercüman Aval Gazetesi'nde tefrika haline yayınlanıyor. Ön hazırlık prova var. Sahne, dekor, kostüm ve benzeri gelişmiş. Her türden tip veya karakter var. Her türlü konu işlenir. Şimdi modern tiyatro Türk edebiyatına tanzimat döneminde batıdan geliyor biliyorsunuz. Batıdan geliyor. Onun öncesinde Karagöz, Hacivatlar var dedik. Batıdan geldikten sonra bakın bu üniversite sınavında sorulmuş. Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Eğlenmesi adlı töre komedyasını yazıyor. Sonra Namık Kemal ilk sahnelenen tiyatroyu yazıyor. O da Vatan Yahut Silisire. Bu arada Güllü Agop Gedikpaşa Tiyatrosu'nu kuracak. Ahmet Vefik Paşa Moliere'den e, ...tiyatro eserlerini Osmanlı yaşamına adapte edecek. Yani uyarlamalar yapacak. Klasik olduğunu söylüyoruz o yüzden e, Ahmet Vefik Büyükbaşı'nın. Çünkü Molière'de klasik bakımındaydı. Direktör Ali Bey, Molière'den Ayar Hamza gibi uyarlamalar yapacak. Teodor Kasap yine Molière'den uyarlamalar yapacak. Demek ki Molière bizim Osmanlı tiyatrocularını çok etkiliyor. Abdülhakami Tarhan'ın Eşber adlı oyunu Aruz ölçüsüyle yazılan, Neseren adlı oyunu ise Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eserleri. Bu sorulmadı ama sorulabilir. Dram türünde aynı zamanda Finten'de Shakespeare, Neseren ve Eşber'de ise Cornell'in etkisinde yani trajedici Cornell'in etkisinde. Ama Abdülhakami Tarhan'ı nasıl sormuşlar biliyor musunuz? Oynanmak için değil, bakın bunu zaten birazdan Abdülhakami Tarhan'a gelince göstereceğiz. Oynanmak için değil, okunmak için tiyatrolar yazıyor. Okunmak için diyeceğiz. Burayı yazayım şöyle sıkıştırayım. Recaizade Mahmut Ekrem'in de Afif Angelik oyunu romantik dram türünün ilk örneklerinden. Şimdi Tanzimat birinci dönem tiyatrosu ile ikinci dönem tiyatrosunu karşılaştırdığımızda arada ciddi bir fark var. Birinci dönem tiyatrosu en önemli tür. Eğlendirirken eğitmeye amaçlı. Hatta Nami Kemal diyor ki tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyor. Sergilenmek amacıyla yazılıyor. Geleneksel tiyatrodan faydalanılacak komedi ve dram var klasisizm ve romantizm var. Sade bir dili var. Düz yazı şeklinde. Tabii ki yine teknik eksikler var. Siyasi mesajlarda mekan uzaklardan seçiliyor. Ama ikinci döneme baktığımızda ihmal ediliyor. Estetik amaçla yazılıyor. okuması amacıyla yazılıyor. Hani demiştik ya Abdurrahman Tarhan'da ...oynanmak için değil, okumak için tiyatro yazılıyor. İşte durum bu. Batı edebiyatından esinleniliyor. Daha çok trajedi ve dram tercih ediliyor. Romantizmden etkilenilip ağır bir dil kullanılıyor. Şiir-düz yazı ya da şiir-düz yazı karışık şeklinde yazılıyor. Sahnelemeye de çok uygun değil. Ve siyasi mesajlarda mekan uzaklardan seçecek yine. Burada tiyatro deyince aklımıza Abdülhakamit Tarhan'ı... ...burada ise Namık Kemal'i iyice kazımamız lazım arkadaşlar. Mesela Şair Eğlenmesi, Şinasi'nin yazdığı edebiyatımızdaki ilk... Komedi biliyorsunuz. Aynı zamanda ilk tiyatro eseri. Burada görücü usulü evlenme anlatılacak. Hani şair e, bir kız evlenmek istiyor ama ona ablasıyla evlen, onu ablasıyla evlendirmeye çalışıyorlar. Hani o da göremiyor görücü usulü göremediği için. Ya ben kardeşiyle evlenecektim ablası geldi falan bir karmaşa yaşanıyor. Tarık Yahut Endülüs'ün fethi de Abdülhakami Tarhan'ın oynamak için değil de okumak için yazdığı tiyatro. Zaten bakın burada diyaloglar var konuşuyorlar. Burada ise işte biraz daha böyle uzun uzun yani okumak için. Şimdi şair eğlenmesi 1860'ta tercüman ahvalde tefrika yani arkası yarın şeklinde çıkıyor. İlk yerli tiyatro eseri batılı anlamda tek perdelik bir töre komedisi gülmece yoluyla toplumsal eleştiri yapılacak ve görücü usulüyle evlilik eleştirilecek. Bunu az önce söyledik. Ee, kişiler düzeylerine göre konuşturuluyor ve geleneksel tiyatrodan izler taşıyor. Kişi adlarıyla sosyal özellikler uyumludur. Bu da yine ÖSYM tarafından soruldu. ÖSYM arkadaşlar ...bu e, şerilenmesini çok seviyor. O yüzden buraya ÖZSEVMENİN pekmenini tekrar koyuyorum. Oyunda önemli kişiler var. Müştak Bey, Kumru Hanım, Ebu LAKLAK'a... ...bir de tipleştirmeye dayalı tiyatro anlayışını yansıtıyor. Yani herkes bir tip isim geliyor esasında. Namık Kemal'in Vatan Yavrusu ise yine birinci önemde yazılmış... ...önemli bir tiyatro. Sahnelenen ilk tiyatro eseri. Romantik tiyatronun ilk örneklerinden bir dram. İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş ve Sıkı Bey var. Kişiler idealize edilmiş... Silistre Kalesi'nin kurtarılması için askerin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılıyor. Burada tabii ki zaten Namık Kemal'in vatan şairi olduğunu biliyorduk. Tiyatrosu da vatan sevgisi ve kahramanlığı ön plana çıkarıyor. Namık Kemal'in tiyatroları çok önemli. Yani Akif Bey, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Celalettin Arzemşah, Karabela bunlar ÖSYM tarafından sorulmuş. O yüzden bu sayfanın bütününe ÖSYM'nin pekmenini koyuyorum. Bakın bu sadece Celalettin Arzemşah'la alakalı değil. Sadece Celalettin Arzemşah'ın çıktığı sorular da olmuş ama bütünü de sorulmuş. Akif Bey'de bir deniz subayına eşini ihanet etmesi anlatılıyor. Günlühalde e, vatan sevgisi teması var. Zavallı çocukta kızların eğitilmesi üzerinde duruluyor. Celalettin Harzemşah'da yine aynı şekilde İslam birliği ideolojisi işlenecek. Karabelada e, Osmanlı saray hayatı yansıtılacak. İşli kız Abdullah Kamil Tanana yeni bir sanatçı. İkinci dönemde bu e, zavallı çocuğundan esinlenip Sabiha ile İzzet aşkını anlatacak. Gelelim öğretici metinlere. Öğretici metinlerde de yine birinci dönem ve ikinci dönem arasında ciddi bir fark var. Niye? Çünkü burada amaç toplumsal konular. Ya bak burada toplumsal konular işleniyor. Burada ise toplumsal siyasal konulardan uzak duruluyor. Şimdi bu gazete çevresi gelişti. Makale, fıkra, deneme, sohbet gibi yeni türler var. Tabi burada aralarındaki farkı anlamak çok zor yani. A bu makale, bu işte deneme, bu sohbet diyemiyorsun. Böyle bir aralarında flu bir farklılık var. Sonradan Cumhuriyet döneminde bu türler tam oturacak. Halkı aydınlatmak amaçlanıyor. Yani. Zaten Tanzimat birinci dönem toplum için sanattı. Sicili, süslü anlatım terk ediliyor. Yani düz yazdaki ee, kafiye bitmiş. Eski biçimlerde terk ediliyor. Öze önem veriliyor ve noktalama işaretleri kullanılmaya başlıyor. Zaten edebiyatımızda ilk noktalama işaretlerini şinasi kullanacak. İkinci öne baktığımızda dergiler var, batıdan alınan türlerde teknik anlamda bir gelişme var ve e, şiire göre daha sade bir dil var. E, yine noktalama işaretleri kullanılıyor ve yine öze önem veriliyor. Şimdi şiir ve inşa makalesi Ziya Paşa'nın yazdığı makale, edebiyatımıza çok önemli bir yere sahip. Niye? Çünkü Ziya Paşa burada halk edebiyatını övecek. Ama sonradan ne olacak biliyor musunuz? Sonradan Harabat adlı divan şiiri antolojisinde divan şiirini övecek. Bu sefer de Namık Kemal diyecek ki ziya ziya ne yapmaya çalışıyorsun? Tarih ve Harabat diye ilk eleştiri yazacak edebiyatımıza. Recaizade Amam Tekrem de zemzemesi bir eleştiri esasında. Burada gelin ne olduklarına beraber bakalım. Şimdi makale batıdan alınmış gazete içerisinde gelişmiştir. Şinasi'nin tercüman ahval mukaddimesi ilk makalemiz. Namık Kemal'in bakın bu da çıkmış üniversitede. O yüzden buraya hemen bir ÖSYM'nin pekmenini yerleştirmek istiyorum. Demiş ki Namık Kemal'in tasvir efkarda inanan Lisan Osmanlı'nın edebiyat hakkında bazı mülazat şamilir adlı makalesinde dilin e milli edebiyat dili kadar sade olması gerektiği anlatılmıştır diye sormuş. Tabi burayı boş bırakmış buraya ne gelecek demiş. Dolayısıyla yuh diyeceğiniz kadar uzun bir eser ismi ama doğru. Bunu da sormuş ÖSYM. Ziya Paşa'nın şiir ve insansı halk edebiyatını övüyor. Eleştiriye baktığımızda ilk eleştirmen Namık Kemal. İlk eleştiri örneğini Ziya Paşa'yı tahrip ederek, Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini tahrip ederek yapıyor. Ardından takip takibi yazacak. Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini eleştiriyor. Zaten bakın şu birinci dönem ya. Birinci, daha doğrusu şöyle yapalım bakın. Birinci dönemde bir çekişme var. İkinci dönemde bir çekişme var. Burada e, eskiciler diyelim. Bir de yeniciler diyelim tamam mı? Eskiciler birinci dönemde Ziya Paşa Harabat adlı eseriyle. Burada da Muallim Naci. Buradaki yenicilere baktığımızda, burada Namık Kemal yenici, burada yenici ise Recaizade Mahmut Ekrem, R.M. Ekrem yazıyorum, siz anlıyorsunuz. Peki hangi eserler hocam? Ziya Paşa, dur şöyle siyah kalemle karışmasın, pardon bulamadım, burada. Ha. Ziya Paşa, Harabat diyecek, şöyle büyük harf yazmak lazım, Harabat diyecek. Namık Kemal ise V.S. yazıyorum, Tahrib-i Harabat diyecek, hatta ardından da takip edecek. Muallim Naci, Demdeme diyecek. Recaizade ise zemzeme diyecek. Zaten Recaizade'nin içinde z olduğu için zemzeme yakalayabilirsiniz. Burası temel çatışma noktaları. Sert da var, milli edebiyatta da var. Onları da göstereceğiz sonra. Şimdi hatta bunu biz edebiyatik kitabımıza bu çatışmaları da bu şeyde dönemleri gösterirken şöyle göstermek istiyorum. Bunu güzel hazırlamışım. Bak burada çatışmalarda e, ...Tanzimat 1'deki çatışma, Harabat, tarih i Harabat. Tanzimat 2'deki çatışma, Demdeme, Zemzeme. sert fırında Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Asım, Tevfikret, Haluk. E, aynı şekilde Milli Edebiyat'ta, Ali bir Yöntem, Sadelik, Cenab-ı süslü olması gibi çatışmaları bu posterimizde de burada paylaştık arkadaşlar. Tüm e, Tanzimat e, sanatçılarını burada net bir şekilde eserleriyle ve özetleriyle paylaşmaya çalıştık. Bu bir baldır arkadaşlar, bunu hemen şöyle kaldırıyorum. Devam ediyoruz. Tarihi bir arabat o zaman batılı anlamdaki ilk eleştiri örneklerinden. Dönemin eleştiri türündeki önemli metinlerine baktığımızda Ziya Paşa'nın zafernamesi sorulmuş. E, Recaizade'nin talim edebiyat bir ders kitabı. Zemzemesini bilmemiz lazım. Muallim Naci'nin demdemesi ve Ahmet Mithat Efendi'nin dekadanları da önemli. Şimdi Fıkraya baktığımızda ilk örnekleri yine gazetelerde gelecek. Sohbette yine Ahmet Mithat Efendi'yi görüyoruz. Denemede denemeye benzer yazılar var. Mülakatta Ziya Paşa'nın rüyası önemli. Mektupta da Namık Kemal'in, Ahmet Mithat'ın, Abdülhakam Tarhan'ın mektupları var. Bu da önemli. Şimdi buraya bir dikkat koyduk. Şemsettin Sami'nin kamus Alamı ilk ansiklopedik sözlük. Recaizade'nin talim edebiyatı batı tarzı ilk balagat yani ders kitabı. Muallim Naci'nin ıslahat edebiyesi edebiyatla ilgili kimi terimler açıklıyor. Bir de direktör Ali Bey'in Lehçetül kaykıda ilk Türkçe mizahi söz. Burada hangisi çıkar derseniz Kamusu'nun alama ben e, oyumu vermek istiyorum. Bunu sorabilirler. Zaten Kamusu Arabi, Kamusu Fransevi, Kamusu Türkiye gibi farklı kamusları da var. Yani e, sözlükleri de var. E, Şemsettin Sami'nin. Gezi yazısına baktığımızda Ahmet Lütfü Efendi geziyor. Avrupa'da bir gezinti yapacak. Bir cevelan diyecek buna da. İlk gezi yazısı örneği. Direktör Ali Bey de Siyahat Jurnali adlı eserini yazacak. Günlükte de yine Siyahat Jurnali ilk örnek kabul ediliyor. Bir de şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eserde ilk örneklerden. Anıya baktığımızda Ziya Paşa'nın defteri ama Halis sorulabilir. Aynı zamanda Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu sorulabilir. Biyografide de Beşir Fuat Victor Hugo'yu anlatıyor arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in de Kudema'dan birkaç şair adlı eserleri olabilir. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Divan ve Tanzimat karşılaştırmasını da vermek istiyoruz. Çünkü size Divan ve Tanzimat karşılaştırmasını yapabilirler. Şimdi Divan edebiyatını siyahla göstereceğim. Tanzimatı zaten Tanzimat birinci dönem olduğu için kırmızıyla gösterdim. Divan İslamiyet etkisinde, sanat için sanat anlayışında ve yüksek zümre hitap ediyor. Saray konak çevresinde içerikten çok biçim önemli. Süslü ağır bir dil var. Arap-Fars kaynakları kullanılıyor. Şiir ön planda. Parça güzelliği esas alınıyor. Yani bütün önemli değil. Ve mahlas kullanılıyor. Nefi, baki, nabi. Ne diyorsun abi? Bunların hepsi birer mahlas. Şiirlerde başlık yok ve maharet göstermek esas. Yani Mısra'yı azadeye ulaşmaya çalışıyorlar. Yani divan edebiyatı tam bir şöyle lüks bir şey yani. Şöyle süslü süslü bir şey tamam mı? Tanzimat'a geliyorum. Tanzimat Batı etkisinde, İslamiyet değil. Toplum için sanat, halka hitap ediliyor, gazete çevresinde. İçerik çok önemli, sadeleşme amaçlanıyor, başarılamayacak ama amaçlanıyor en azından. Batı'dan yeni türler gelecek, nesir yani düz yazı ön planda bütün güzelliği önemli. Yani Hürriyet gazetesinde şiirin bütün önemli. Mahlas falan yok, direkt adını yazıyorsun Namık Kemal diye. Temaya uygun başlıklar var, Hürriyet gazetesi ve halka ulaşma, halkı eğitme amaç nesirde. Bu iki farklılık çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi tanzimat sanatçılarında birinci dönemleri az şanş diye kodlamıştık. Niye az şanş hocam? Az şanslılar çünkü teknik yönden kusurlar. Her şey ilk defa yapıyorlar. Bu yüzden iyi yapamıyorlar. Niye şans hocam? Çünkü Fransız etkisi neler? Az şans de boku demiştik. İkinci dönem sanatçılarına baktığımızda ise sarmar. Miyav, kedi dedik. Niye hocam kedi sesi çıkardınız? Çünkü bunlar korkak. kedi gibi. Hemen kaçıyorlar. Hadi siyaset yok. Hadi politika yok. Hürriyet yok. Bunlar böyle aşk, sevda, ayrılık, ölüm falan filan. Ne anlatıyorsun sen? Biz toplum için sanat yapmıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunlar sanat için sanat. Siz bunlar ise toplum için sanat tiz diyebiliriz arkadaşlar. Geldik Şinasi'ye. Şinasi'nin üniversite sınavına çıkma ihtimalini söylüyorum. Yüzde 99 arkadaşlar. Yüzde bir çıkmama ihtimali var ama yüzde 99 çok yüksek bir ihtimal. Çok önemli bir sanatçı. Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından. Bu cümle bak altını çizim cümleler hep ÖSYM'nin cümleleri. Batı Edebiyatı yolunda eser veren ilk tür sanatçı kimdir? Muin demeyeceksiniz. Şinasi diyeceksiniz. Akıl, medeniyet, halk, vatan, millet kavramları kullanılıyor. Gazetecilikte ünlü, Dilde sadeleşme hareketine öncülük ediyor. La Fontaine'den çeviriler yapacak tercüme manzumesi. Ve ilk özel gazete ve tasvir efkarı çıkaracak. İlk özel gazete tercümanı Ahval, halimizin tercümanı. Bir de tasvir efkarı çıkaracak. İlk yerli tiyatro şair evlenmesini ilk özel gazete tercümanı Ahval'de tefrika halinde yani arkası yarın haline yayınlayacak. Ve burada da ilk kez noktalama işaretlerini kullanacak. Buradaki eserlerini zaten söylemiştik. Duru bu emsali Osmanlı'nın derleme olduğunu söyledik. Bunları da hepsini dile getirdik arkadaşlar. Hop şikilop Namık Kemal'e geliyoruz. Çıkma ihtimalini söylüyorum. 99.9. En yüksek bu adam sorulur. Namık Kemal'i çok seviyor Öseme. Vatan şairi. Osmanlıcılık akımı ile İslam Birliği ideolojisini savunuyor. Edebiyatı halka yaymak ve toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanıyor. Abi niye tiyatro yapıyorsun? tiyatro eğlencelerin en faydalısı diyor. Halka eğitmek için kullanıyorum diyor. Sosyal konulara ağırlık verecek. Şiirde eski biçimleri, kaside ama yeni içerikleri. Hürriyet, hürriyet kasisi zaten onun en önemli eseri. Hürriyet, eşitlik, meşrutiyet, hak, adalet, millet, halk gibi kavramları kullanacak. Faydalı bir eğlence olarak görecek tiyatroyu. Dilde sadeleşmeyi savunacak. İlk eleştirmen, tarihi bir harabat demiştik, takip demiştik. İlk edebi roman intibah ve ilk tarihi roman cezmi yazıyor. Ve şu şuara topluluğundan da olduğunu söylememiz lazım. Burada bu tiyatrolarını ÖSYM e sorar. Bunların ilk edebi roman, bunların ilk tarihi roman olduğunu sorar. Bunların eleştiri olduğunu sorar arkadaşlar. Anısını da sorarlar. Hatta az önce söylediğimiz şu eser de çok çok önemli bir eserdi. Neydi? Ee, onu da hemen şöyle gösterip kaynamasın arada. Lisan-ı Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülazat Şamilir adlı makalesi de yine ÖSYM tarafından soruldu. Geldik Ziya Paşa'ya tekrar yüzde 98 e iniyorum. Hocam yüzde 98 de çok yüksek. Öyle Ziya Paşa'dayız kolay değil. Şimdi birincisi ikilemde şiir ve inşaada halk şiirini harabatta divan şiirini övüyor. Hikemi tarz şiirin son temsilcisi. Yani böyle ee, ...şiirlerinde sanki bir atasözü kullanır gibi hikmetli sözler söylüyor. Şiirlerinde ahlakçı ve filozofça tutumuyla halk filozofu unvanını kazanıyor... ...ve metafizik temaları işleyip tecevüzüyle ee, türküler yazıyor. Aynı zamanda terkibent ve tercihbentleri de var. Antolojinin ilk örneği Haraba Divan Şiirini ee, burada övecek. Zafername Hicivi çıkmış, Şiir ve İnşa Makalesi sorulmuş... ...Anı Defteri Amali sorulmuş, Rüya Mülakatı sorulabilir arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Ahmet Mithat Efendi'nin sorulma ihtimali yüzde 99.8. Namık Kemal'den az ama diğerlerinden çok. Ahmet Mithat Efendi çok çok önemli bir sanatçı. Halk kelimesi zaten hatırlarsanız dersimizin en başında Ahmet Mithat Efendi'ni yazmıştık. Halk yazmıştık. Halk. Yani direkt halk okuma sevgisi amaçlı aşılamayı amaçlayan bir adam. Ziya Paşa ikilem demiştik. Namık Kemal'e vatan demiştik. Bunlardan devam ediyoruz. Şimdi halka okuma sevgisi aşılamayı ...halkı aydınlatmayı, halkın sorunlarını yansımaya amaçlıyor. Halk için roman yazma, popüler roman anlayışını başlatıyor halkın anlayabileceği bir dil kullanıyor. Toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verecek ve toplumu yönlendirecek. Yani anlatımın akışını kesip okuyucuya bilgi verdiği için romanları teknik açıdan kusurlu. Bunun en güzel örneği neydi? Felahattin Bey ve Rakım Efendi Felahattin Bey'i yerin dibine sokuyordu. Rakım Efendi'yi övüyordu. Zaten Rakım Efendi de kendisi esasında. Batılı anlamdaki ilk yerli hikayeler Letaif rivayatı da yazıyor. Felahattin Bey ve Rakım Efendi sorulur. Bilmeniz lazım. Hasan Mella Hüseyin Fella seçeneklerde geçebilir. Ee, Bahtiyarlık köy romanı olduğu, Esrarı Cinayet'in polisiye romanı olduğu seçeneklerde geçebilir arkadaşlar. Letaif rivayetin ilk hikaye olduğu defalarca sorulmuş. Tiyatroları sorulabilir, gezi yazısı sorulabilir. Bunları zaten türlerde söylemiştik. Şemsettin Sami'ye baktığımızda %90'a iniyoruz arkadaşlar. En düşüklerden biri bu. İlk yerli romanı yazıyor, bu sorulmuş. Ve aynı zamanda dil bilginlerinden. Bak, Kamus sözlük demek. Kamus, kamus, kamus. Ne yapıyorsun hocam ya? Evet bunların hepsi kamus sözlük yani. Fransızca sözlük, Arapça sözlük, Türkçe sözlük, ilimler sözlüğü yazıyor. Yani Türkçenin de sadeleşmesi için çaba gösteren bir kişi önemli. İlk yer romanı da yazıyor. Burası da önemli arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa %90'larda yani Şemsettin Sami'den geri kalan bir yanı yok. Zaten Şemsettin Sami de Ali Sami'nin babası. Ali Sami'yen kim? Galatasaray demiştik. Bunu da dersin başında söylemiştik. Magazinsel bilgiyi sizlerle paylaştık. Tanzimat döneminin önemli kültür adamlarından, Türkçülük akımının öncülerinden. Allah ala. Türkçülük akımı. Hocam adam hep Moliar'dan çeviriler yapıyordu. Evet Moliar'dan çeviriler yapıyor ama Türkçülüğü çok seviyor. Hatta Şeceri Türk diye kitabı var. Aynı zamanda Leşçiye Osmanlı diye bir sözlüğü var. Ama gidip Molière'in Fransızca komedilerini Türkçe'ye aktarıyor. Bursa valisiyken halka tiyatroyu sevdirmek için tiyatrolar açıyor. O da ayrı bir mesele yani. Bursa'da tiyatro önemlidir arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Geldik Recaizade'ye. İkinci dönemdeyiz. İkinci dönemin en önemlilerinden biri bu. Yüzde doksan dokuz Aa, bunu uzun zamandır görmedik hocam bu rakamı. Recaizade çok sorulur arkadaşlar. İlk realist roman araba sevdasını yazıyor. Her şey şiirin konusu olabilir diyor. İlk kez aile temasını işliyor kulak için kafiye anlayışını savunacak ve kazanacak. Ardından gelen sert sertifinuncular da onu takip ederek onlar da kulak için kafiye yapacaklar. Ve kafiyesiz şiir yazılabileceğini de söyleyecek. E, sert fünuncuların üstad dedik zaten. Name ise her şiir kitabı üniversite sınavında soruldu. Zemzeme sorulabilir. Araba sevdası soruldu. Araba sevdasının kahramanlarını az önce işlemiştik. Bihruz Bey Periveç söylemiştik. Tiyatroların afiyancılık çok bilen çok yanılır sorulabilir. Takdir elhan ve zemzeme eleştirileri sorulabilir. Talim edebiyat ders kitabı sorulabilir. Ama bilhassa şunlar soruldu. Muallim Naci'ye baktığımızda yüzde seksen dokuzlara düşüyoruz. Zayıf bir sanatçı yani Recaizade ile kapışamaz. Ama zaten kapışmaya çalışıyor ve kaybediyor. Göz için kafiye diyor ama halk onu takip edecek. Diğer sanatçılar onu takip edecek ve kulak için kafiye anlayışı olacak. eski edebiyatın temsilcisi Yeniçerinin sadece batıya değil milli örneklere de bağlanmasını istiyor. İlk köy şiiri olan Köylü Kızların Şarkısını yazıyor. Burada Ateşpare gibi şiir kitapları var. Ömer'in Çocukluğu gibi anıları var. Bunları bilmemiz e, birazcık hani belki zor bir soru gelirse diye hazırlıklı olmamız gerekebilir. Kamil Tarhan buradaki ikinci önemli kişi. %99.8 veriyorum. Şiirde batılaşmanın ve yeniliğin asıl öncüsü. Bu çıkmış. Tezatlar şair olarak tanınıyor. Lirik şair ve şairi azam gibi unvanları var. ...divan şiirine biçim ve içerik olarak son veriyor. Yani divan şiirlerini şöyleydi ya... ...Beyit, A, A, B, A, C, A, D, A... ...ne diyorsun ya diyor... ...ve böyle acayip yeni şiirler yazıyor... ...bir yeni tarza. Tiyatroları oynanmak için değil okumak içindir. Bu ÖSM'nin cümlesi arkadaşlar. Konularını tarihten ve günlük hayattan alıyor. İlk pastoral şiir Sahra'yı yazıyor. Bu sorulmuş ÖSM tarafından. İlk kafiyesiz şiir Validem'de yazıyor. Ve metafizik konuları ilk şiirlerden... ...Makbere'de yazıyor. Eşinin ölümü üzerine... Sahra'yı, Makberi Ölü'yü zaten söyledik. Aynı zamanda Aruz'la yazılan tiyatroları, heceyle yazılan tiyatrolar olduğunu bilmemiz lazım. Maceraya Aşk gibi düz yazı şeklinde tiyatroları da var. Şiir düz yazı karışık olan tiyatroları da var arkadaşlar. Sami Paşizade Sezai bu da yüzde bir sanatçı. Yüzde bir sanatçı. Önemli bir sanatçı. Üçüncü önemli sanatçı diyebiliriz. İlk başarılı hikayeler küçük şeyleri yazıyor. Hatta içerisinde pandemi olduğunu da bu konuyu işlerken söylemiştik arkadaşlar. Ve yine Türk romanındaki en başarılı örneği Sergüzeşt, Dilber adlı kız. Bu da yine çıktı, 2020'de çıktı. Dilber kimin, hangi kitabın dedi? Şak diye sordu. Hemen Sergüzeşt'i e yapış, yapıştırmanız gerekir. Esaret konusuna ilan ilk romanlardan Sergüzeşt soruldu. Küçük şeyler soruldu arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Nabizade Nazım artık biraz daha çıkma ihtimali zayıf sanatçılardan. Ama zayıflığa bakar mısın? %98 yine çok büyük bir sanatçı yani. İlk kez köy yaşamını anlatan Karabük adlı romanı var. Kişilerini yöresel ağızlara göre ilk kez konuşturduğu da yine bir üniversite sınavında seçeneklerde sorulmuş. İlk e, naturalist etkileri taşıyan Zehra yazıyor. Bu da yine 2020'de LYS'de daha doğrusu özür dilerim AYT'de soruldu. Bu da çok çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Buraya da ÖSM'nin pekmenini koyuyorum. Zehra'da olduğu gibi psikolojik analizlerinde başarılı. Realist ve naturalist diyebiliriz. Niye naturalist diyorsunuz hocam? E çünkü yöresel ağızlara göre konuşturuyor. Karabüyük ve Zehra'yı zaten söyledik. Ve Yadigarların diye iki kitabı da var. Evet arkadaşlar bitirdik. Ödülü soruya geldik. Ve burada sizlerle beraber bu resmi de bir kez daha verdikten sonra lütfen ama lütfen edebiyatik kitabımızdan sorularınızı çözmenizi istiyorum. Çok kaliteli sorular var. 2022'de yakalayacak sorular var. Posterimiz zaten her zaman duvarınızda ya da yanınızda biliyorum. 2021 AYT, 2020 AYT, 2019, 2018, 2016, 2015 hepsini şöyle bir bakın. Soruların nasıl geldiğini görün. Ondan sonra da ezberinizi, posterinizi ee, vurgulamanız gereken yerleri iyice belirleyin. Eksikler varsa sizler de ekleyin. Süper bir şekilde sınav hazırlanın. Amacınız edebiyatta hiçbir soruyu kaçırmamak olsun. İnşallah hepsini de doğru yaparsınız diyorum. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. <laughs>